şimdi herkes defterini açsın. Bir tane defter açsın. Resim defterini açalım önce. Yazma olayını devam edelim. Defterimizi açalım. Tamam mı? Hayalindeki ağacı çizsin. Hocam ben çizmiştim onu ya. Hayalinizdeki ağacı çizin. Evet. Resim defterini çiziyorsunuz zaten. İstediğin şekilde çizebilirsin. Ben çekmeyeyim ya. Elindeki ağacı çiziyor mu? Evet. Tamam, 5 dakika süreniz var. Bakalım çiğne. Sulu boyamız da varmış. Sulu boya. Tabii ağacın üstünde meyve olur ya. Mesela şöyle düşünün bak. Mesela ben hayalimdeki şurada bu elma ağacı. Tamam mı? Kızı. Peki aynı ağaçta. Mars. Olabilir. Mars. Hocam istediğimiz ağacı çizebilir. Hocam 3 tane verdim. Tamam. Öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Öğrencilerimize sosyal destek veriyoruz, psikolojik destek veriyoruz. Onların okulu unutmamaları için, okuldan uzak kalmamaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii sınıf ortamı çok da şey değil ama biz daha çok akademik destekten ziyade çocuklara psikolojik olarak okul varlığını, okul ortamını yaşatmaya çalışıyoruz burada. Sağ olsun bakanlığımız da bu noktada her türlü desteği verdi. Bir de genel müdürümüz, iki daire başkanımız baştan beri bizimle beraber çalışıyorlar. Sahada okulların kurulmasından olsun, öğrencilerin bulunmasına kadar, materyalin teminine kadar her türlü desteği veriyorlar. Biz de gönüllü olarak burada öğrencilerimize destek veriyoruz. Çocuklar büyük bir buhran yaşadılar ve tabii çocuk yaşta oldukları için belki bazı şeylerin farkında değiller ama sonraki süreçte bunun acısı çıkacaktır. Biz onu yaşamasınlar diye, onun farkına varmadan onları rehabilite etmeye çalışıyoruz aslında. Afet eğitimini de dolaylı olarak veriyoruz, direkt vermiyoruz. Çünkü annesini kaybeden, babasını kaybeden, kardeşini kaybeden, amcasını, dayısını kaybeden çocuklar. Şimdi direkt deprem dediğin zaman bunları hatırlatırız, acılarını hatırlatırız. Biz bunu hatırlatmadan aslında dersin içeriğine giydirerek, konuların içeriğine giderek bunu hatırlatmaya, vermeye çalışıyoruz. Yani matematiği anlatırken, feni anlatırken, fenin doğayla ilgili kısmını anlatırken çocukları çaktırmadan bu eğitimi vermeye çalışıyoruz aslında. Arkadaşlarımızın bir nebze olsun dertlerine derman olmak, onların yaşamış olduğu acıyı minimuma indirmek için burada gönüllü olarak bulunuyoruz. Bugün konteyner kent sınıflarımızı da açtık. Çocuklarımız eğitim öğretim ortamına dahil oldular. Hani gözlerindeki ışığı, yaşama sevincini görebiliyoruz. Yeniden hayata tutunmanın çok değerli olduğunu görebiliyoruz. İnşallah güzel bir gelecek, mutlu bir gelecek onları kucaklayacaktır. Bu anlamda şanslı hissediyoruz kendimizi. Onlarla birlikte olmak, onların bir nebze olsun acılarına derman olmak bizim için büyük bir şans. Öncelikle bir babayım, sonra eğitimciyim. Yani çocuklarımızın geleceğini düşünerek bir baba ne hissedebilir? Ailesinden uzak kalmış, evi yıkılmış, çeşitli travmalar yaşamış çocuklarımız ne gibi acılar hissedebilir, neler yaşayabilir? Bunu kendi çocuklarımın empatisinde yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. Evet, belki çok az bir şey yapıyoruz. Hani karınca kararınca çok güçlü bir etkinliğimiz yoktur. Ama burada olduğumuzu bilmeleri de bizim için sevinç kaynağıdır. Öğrenci arkadaşlarımızın acısına ortak olmak için buradayız. Bunu bilsinler ki biz her zaman yanlarında olacağız. Biz ülke olarak bir aileyiz ve her zaman burada olmaya çalışacağız. Çok iyi bir şey. Eğitimin başlaması, okulu özlemiştik. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Okulumuzdan geri kalmadık.